Aziz dostum Monsieur Jourdain, nasıllar bu sabah? Ben Monsieur. Evet. Şöyle birdenbire nasıllar diye sorunca başka birilerine soruyorsun sandım. Şaşırdım. Sevgili dostum, asiller böyle konuşur. Öyle mi? Elbette. Kontrant nasıllar? Gayet iyiler. Küçük bir sabah yürüyüşü yaptılar ve buraya geldiler. Kimler? Kontrant. Siz o değil misiniz? Asillerler. Anladım. Siz sabah yürüyüşü yapıp geldilerdensiniz. Çok iyi başladınız. Kutluyorum sizi. Biraz güç oldu ama öğreniyorum galiba. A harfinden başlıyoruz. Sevgili mesajurdan A için bacaklar açık. Açık. Birbirine dargın. İleriye doğru bakıyoruz. Ağzımız neydi? Ayın 14'ü. Yüz yuvarlak. Evet. Onu da açtıktan sonra sağ elinizi ileri uzatıp A diye haykırın. A! Tabii sol taraftaki sağ elinizde olur. Neden olmasın? Bir kere daha rica edeyim. A! Sadece U harfiyle çok farklı hisler ifade edeceksiniz. Burada ağzın durumu şu. Vücut serbest, ayaklar serbest, ağzınız bir şelale ağız. Evet, siz U derken bir yandan sular akacak şırıl şırıl, bir yandan kuşlar uçacak pıtır pıtır. Nasıl olacak bu? Siz becerirsiniz, ne harfler söylediniz? Bir yandan sular akacak, bir yandan kuşlar uçacak. Ve U diyeceksiniz, unutmayın. Çok iyi, bir daha rica edeyim. Oldu mu? Elbette. Kuşlar uçtu mu? Kuşlar uçtu, yerler sırılsıktan bir daha. Fevkalade oldu. Ne demiştim size? Sadece U'yu kullanarak çok farklı hisler ifade edebilirsiniz. Örnekleyelim. Şurada mesela en arkalarda hiç sevmediğiniz biri gelmiş karanlıkta sizi seyrediyor. Ona parmağınızla öyle bir U yollayın ki perişan olsun. Çok iyi, bir daha rica edeyim. Gördünüz mü? Bakın korktu. Yaktı bilet parasını, koşa koşa kaçıyor. U'nun gücü bu. Tam tersi de olabilir. Önde görmekten hoşlandığınız çok şeker bir seyirciniz var. Gelmiş, maskesini takmış, sizi seyrediyor. Onu öyle bir U yollayın ki hoş geldiniz olsun. Bir daha rica edeyim. Gördünüz mü? İşte budur. O halde size bu sabah desem. Anlaşılan bu sabahki karşılaşmamızda yanınıza gelemediğimiz için bize çok kırılmışsınız. Yaptıklarının farkındalar galiba. Dargınlığınızın sebebi bu, değil mi? Evet. Sebebi tamamen bu. Monsieur, alçak alçak. Monsieur, alçak alçak. Evet, bir kere size 200 altın vermişim. 200. Başka bir seferde 140 altın. Evet. Daha başka bir seferde 120 altın. Evet. Üçünün toplamı 460 altın ediyor. Yani 5060 frank. 1832 frank şapkacınıza vermişim. 2780 frank da terziniz gelmişler. Bu elbiseniz için. 4379 frank da 12 santimcik de kumaşçınıza vermişim. Kumaşa. Madem şurada yani arkamda kaldınız çok üzülüyorum. Bir de şey var. Ayrıca bir 748 frank 7 santim de seyirsiz gelip aldı bende. Atlarınız varmış, atlarınız. Tamam, toplam ne ediyor? Toplam 15.800 frank. 15.800 frank? Çık. Tamamen mutabıkız. Monsieur Jourdain'e hayran kaldım. Madamlar, bir de kalbinizi kazanabilsem, o kalbinizi bir kazanabilsem. Monsieur Jourdain, nerede Monsieur Jourdain? Monsieur Jourdain, olala. Peki ya siz, madam? Siz, soylu bir hanımefendi olmanıza rağmen bir yuvaya nifak soktunuz ve kocamın size aşık olmasına izin verdiniz. Madam. Bellman! Ne dedi? Bellman. Yani? Salla salla, toparlayayım. Rüyamda genç bir kız gördüm. Diyar diyar gezdim, bütün dünyaya dolaşırım. Ama onu sonunda burada buldum. Umarım bana bir önce kızınızı verirsiniz ki ben de sizin sevgili damadınız olurum. Onun elini sıcak sudan soğuk suya sokmam. Ona gözümün içi gibi bakarım. Ona boy çocuklar yaparız. Çok güzel bir ev yaparım. Onun hak ettiği mutluluğu kendi önünde diz çöker, ellerimle önünde sunarım dedi. Ay, day, day, day. Nay 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 nay. Moroloğlu Moron. Baba Muçiz. Herkese saygı ve sevgiler. Selamlarlar. Bakın. Tamam o zaman.
Ben de bu evliliği kabul ettim. İnanmıyorum. Sonunda fikrini değiştirdik demek. Evet, evet, evet. O zaman hiçbir sorun kalmadı. Hayır, şimdi hiçbir sorun kalmadı. Hadi ne duruyoruz? Noteri çağırdı. Evet, çağırdı. Noter! Kont Hazretleri paraları alıp gittiler. Düşes de onunla birlikte gidip beni kederlere gark ettiler. Karım da bu sefer haklı olarak iyice delirdiler. O yüzden ne yazık ki burada bittiler şekerimler. Müzik